Lokma. 400 gram un, 100 gram mısır unu, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım paket yaş maya, 2 su bardağı su, 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı. Şerbeti için 2,5 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tarçın. Kızartmak için ayçiçek yağı. Çok sevdiğimiz lokma tarifiyle devam edeceğiz. Evet. İzmir'den gelmişken bir lokma yapmamak olmaz. Şerbetle başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Ölçümüz nedir Hülya abla? Şimdi yarım ölçü olduğu için 2,5 su bardağı şekerimiz, 2 su bardağı suyumuz var. Ha, o zaman biraz daha koyu olacak evet. Ölçü. Şimdi burada 500 gram unun içinde 100 gram da kalın mısır unu kullanıyoruz. Ha, mısır unu da olacak için. Evet, olmazsa olmazımız. Hani sadece biz bundan yapıyorum demiyoruz. Evet. Bu sefer mayalı hamurumuz, kumru ekmeğimize göre çok daha cıvık hazırlıyoruz. Bu sefer cıvık olacak. Yani dediğim gibi şöyle. Yarım kilo un olduğu için bir çorba kaşığı şeker kullanıyoruz. Biraz da tuz alabilir miyim yine? Tuz da gene koyalım. Olmazsa olmazlardan evet. Yine hamurda. Şimdi artık yine burada Ilıksı bir yoğurma işlemi evet. Var. Sonra mayalanması için bir kenara bırakacağız. Burada ama tabii bazı önemli püf noktaları işte şerbeti, evet. Kızarttığımız yağın sıcaklığı değil mi? Onlar da evet. Çok önemli. Yağ ekliyor muyuz? Birazcık iki çorba kaşığı kadar da yağ eklememiz tamam, gerekiyor. Tamam, onu ekleyelim o zaman. Ayçek yağı ekliyoruz değil mi? Evet. Şöyle. Şöyle gördüğümüz gibi yeterli. Yeterli. Hamurumuz zaten cıvık bir hamur olması gerekiyor. Bu arada şerbetimiz de kaynıyor. Şerbetimizin bir özelliği daha Pelin'cim. Kaynayan şerbeti kapattıktan sonra bir tatlı kaşığına yakın tarçın atıyoruz. Tarçın aromalandırmak şerbetin için. İçine. Evet. Bu da enteresanmış. Bakın limon hamurumuzu. Limon değil yani. Hayır. Hamurumuzu. Aa, böyle baya cıvık hamur. Evet. Ocağı kapatıp atabiliriz tamam, tarçınımızı. Ocağı kapatıyorum. Şerbetimize ne kadar tarçın atayım? Bir tatlı kaşığına yakın. Şöyle o zaman tarçınımızı alıyorum. Bu İzmir usulü olduğu için evet. Böyle. İzmirler bunu o zaman bilir zaten. Hamurumuz mayalandı. Şerbetimiz de bu sırada soğumaya başladı. Öncelikle hemen kızartma yağımızı koyacağım. Değil mi evet, ayçiçek yağımızı? Evet, bol yağda mı kızartıyoruz? Evet, bol yağda. Bunda bir özelliği o tabii değil evet. Mi? Herhalde yeter diye düşünüyorum. Bir bak istersen. Biraz daha. Hepsini koyayım o zaman. Tamam. Yani 1 litre ayçiçek yağını kullanmış olacağız ya, burada. Bizim İzmir'imizde lokmamız genellikle makinelerde döküldüğü için yani ha. Yuvarlak halka şeklinde çıkıyor. Ama biz biraz da ev tipi göstereceğimiz için kaşık yardımıyla göstermemiz gerekiyor o şekilde. Birazcık kıssın ondan sonra gösterelim. Hamurumuz zaten cıvık demiştik. Nasıl evet. Şimdi ilk başta kumru ekmeğini yaparken bir mayalanan hamur vardı. Dağ gibi kabardı. Zaten bu kadar cıvık hamurun öyle olmasını beklemiyoruz. Değil mi? Yine birazcık kabarıyor ama tabii ki çok daha farklı bir hamur cinsi var burada. Evet. Tam kıvamına geldi artık mayalandı. Çok cıvık ama gerçekten evet. Çok cıvık bir hamur. Aa niye böyle oldu demeyin. Zaten böyle olması hamurun gerekiyor. Hamurun lokmamızın özelliği. Yalnız ben birazcık ocağa yakınlaşmam tamam, gerekecek. Tamam sen o tarafa git gel biz yerleştirelim seninle. Şöyle şerbetimizi bu tarafa alalım. Elinden alıp öyle sıkıyorsun. Evet. Yuvarlak. Cızırdamaya başladı. Mesela bakın şu şekilde elimi alttan bakın nasıl yuvarlak geliyor. Bir tatlı kaşığı yardımıyla. Yani. Bunun usulü mü peki? Mesela evde yapan İzmirli hanımlar böyle mi sıkıyor lokmayı? İzmir'deki hanımlar yuvarlak olarak da çıkartabiliyorlar. Yani halka olarak da ellerinden koparıp. Bu şekilde o zaman kızartacağız. Evet. Çıkartınca hemen şerbete batırıyoruz. Oradan servis tabağına evet. Alıyoruz. Hadi bakalım lokmalarımızı kızartmaya başlayalım.
Son partiyi de artık alacağız. Önce biraz süzdürüyoruz. İlk sıcaklığında almış oluyoruz şerbetlerden önce. Sonra şerbetlendireceğiz. Şimdi burada tarçınlı olduğu için şerbet kendiliğinden daha böyle bir karamel rengi bir görüntü var. Biraz ev tipi olduğu için şeklinde de birazcık farklılıklar oldu yani. Zaten hepsi dağılacak. Hiç önemli değil. Şimdi. Evet, ilk sıcaklığı geçtikten sonra şerbet diliyoruz. Hemen dediğimiz gibi İzmir'de her köşe başında tabaklarda en fazla 5-6 tane. Biraz daha küçük oluyor ama dediğim gibi ev tipi olduğu için. Bu da güzel ama keyifli oldu. Tek lokma değil, bu birkaç lokmalık gibi değil mi? Şunları da aynı şekilde için atacağım. Dolu dolu oldu hakikaten. Eline sağlık. Afiyet olsun. Güzel oldu. Acıktık da. Bazı şekillerimiz çok güzel tuttu. Değil mi? Evet, bazen çok keyifli. Efendim. İzmir lokmamız da hazır. Evet. Günün son tarifiyle İzmir lokması yaptık. Artık soframızı kuruyoruz. Her şeyimiz hazır ve tadıma geçiyoruz.